Tabobi. Güzel bir dizi. Netflix'te çaresiz bir tarzda dolaşırken karşıma ne çıktı? Tabu. Dizinin ismini söylerken Ronaldo'nun siu dişi gibi oluyor. Yani bu diziyi de Ronaldo ile de karşılaştırırım. Hem izlerken zevk veriyor hem de bir sanatçının elinden çıkmış gibi bir sanat eseri gibi duruyor. Ki zaten bu dizi bir sanat eseri. Dizinin yönetmenliğini Christopher Nolan ile Anders Engström paylaşır. İkisi hakkında pek bir bilgim yok ama senarist hakkında epeyce bir fikrim var. Hatta herkesin deli gibi sevdiği, abi bir dal ver ateşin olayım dediği dizinin senaristi. Steve Knight. Steve abimizi Peaky Blinders dizisiyle tanımış olmanız lazımdı. Bu dizinin senaryosu yazılırken de Steve Harvey kim? O neydi ya? Bir tane Suits'te oyuncu muydu? Ne bir şeydi? Doğru değil mi? Öyle bir şey vardı orada. Yani bu dizinin senaryosu yazılırken de Steve Knight, Tom Hardy ve Tom Hardy'nin kardeşi Edward Hardy beraber yazmışlar. Hardy. Suits'i izlemeyeceğim. İzlemiyorum zaten. Tom Hardy bununla kalmayıp da dizide ana karakter rolünde de oynamış. Tom Hardy, Tom Reise'i severim. Ama adam bu diziyle beraber gözümden düşmedi. Gözümde şu seviyedeyken bu seviyeye çıktı. Yani demek istediğim Tom Hardy bu seviyelerde kötü bir oyuncu değil. Adam kendi seviyesinin bu seviyesindeyken bu seviyeye çıktı. Yani öf, maşallah yani. Tom Hardy İngiliz bir oyuncu ve gerçekten de İngiliz vari yapımlarda adam çok güzel oynuyor. Yani onun bir aksanlı bir konuşması var ki İngilizce bilen ben Arapça dinliyormuşum gibi geliyor. Öyle. Vallahi. Bir şey diyeceğim. Hı. Diyorsun ya şöyleyken bana bak. Şöyleyken şöyle oldu diyor. Şurası görünüyor, şurası görünmüyor. İşte o derece. Tom Hardy ne kadar övsem azdır lakin onun dışında övülecek diğer oyuncular da var. Figüranından tut, yan, ana, Allah ne verdiyse tüm ruhlarını ortaya koyarak oynamış oyuncular. Bir tanesinde bile gül dikeni bulamazsın. Oyuncular o derece güzel iş çıkarmış. Tabi bu arada övgü oyunculara gitse de bana göre asıl övgüyü Steve Knight almalı. İyi bir oyuncu ortaya konmaya çalışılırsa, iyi bir karakter örgüsü, iyi bir karakter analizi ve bu karakterin üzerinden gidecek iyi bir senaryo ortaya koymalılar ki biz aktörün oyunculuğuna aşık olalım. Steve Knight'ın yapımlarını ya da yazdığı yapımlara bir bakın. Adam gerçekten güzel işler çıkarmış. Arada 2-3 tane kestane var. Özellikle Seventh Son yani 7. Oğul. Ben bu filmin incelemesini çektim. Yani tuvalette Wattpad yazarken yazılmış gibi bir senaryoya sahip. O yüzden Seventh Son'u saymıyorum. Kötü bir yapım, kestane bir yapım. Onun dışında Steve Knight'ın diğer yapımları bence güzel olabilir. Neden? Diğer yapımlarını çoğunlukla izlemedim. Adamı sadece Peaky Blinders'tan tanıyorum, Tabu'dan tanıyorum, Tabu tanıyorum. Yani onun dışında Steve Knight gerçekten de iyi bir senarist. Adam gerçekten kaliteli işlerde var. Dizinin bir diğer sanat eseri ise çevre detayı. Şöyle ki senaryosu berbat olan bir diziyi bile izleyebiliyorsan bilin ki o dizinin çevre detayı muhteşemdir. Örnek şu Garalı feminist filmdi, diziydi. Bu dizi iki açıdan da harika. Evdir, 1800'lü İngiltere'nin çamurlu yolları, fakir halkın çok affedersiniz ama bok içinde yaşayışı, buna ters yöneticilerin zenginlik içinde yaşayarak yüzlerinin yağ tabakasına kadar dönüşmesi detayını gösteren bu dizi harikadır ulan. Özellikle işkence sahnesi. O nedir ya? Karanlık temayı dibine kadar kullanmışlar. Fakat siz yine de çevre detayını seçebiliyorsunuz. Buradaki amaç ana karakterin çektiği işkenceyi empati yerine koymamız için bize karşı kurulmuş bir eserdir. Alan karanlık, karakterin bulunduğu alan dar ve böylelikle kamera açısında dar açıyı alıp seyirciyi iyice o bunaltıcı havaya sokmuşlar. İçim bir dar almadı desem yalan olur. Ve son olay ise olay hikayesini tam bitirmek. Dizinin benden belki de tam puan almasını ve James Delaney karakterini tam anlamıyla anlamamızı sağlayan olan şey bu. Şey şu, şey maşu başı. Arada gereksiz ama ikinci sezonda belki de ana örgüyü, ana hikayeyi belirleyecek olan hikayelerin ucu açık kalıyor. Ama bitmesi gereken hikayeler, düşmanlar, olaylar bitiyor ve dizi o anda finalini verip bitiyor. Bir de şöyle bir şey öğrendim. Bu dizi 2017 yılında çıkmış ama şu anda Netflix'te top 10. sırada. Ve yapılan açıklamalara göre Tom Hardy'nin aşırı yoğun olmasından dolayı Tabu dizisinin ikinci sezonun çekimi için bayağı bir ertelenmiş. Steve Knight'in Peaky Blinders'ı, Tom Hardy'nin Venom 2 filmi için çalışmalar yapmasından dolayı Tabu dizisinin ikinci sezonu ertelenmiş. Bayağı bir ertelenmiş. En son baktığım haberlerde de çekimlere en erken 2023 yılında başlayabilir denmiş. 2023 herkes için güzel bir yıl olabilir. Umarım. Hayallerimiz var abi.